şimdi sonuçta dünyanın neresinde olursa olsun ünlü bir insanın işte topluma mal olmuş, toplum tarafından da sevilen bir sanatçının 2,5 yıl sonra özgürlüğüne kavuşmuş olması dünyanın her yerinde çok büyük ilgiyle karşılanır. Basında da çok geniş yer bulur. Yani bir sonuçta o bir sanatçı ve tamam yapmış olduğu neyse hepimizin benim şiddetle karşı olduğum bir şey ve bu konuyla ilgili de ciddi çalışmalar yapan mücadele eden bir insanım. Çocuklarımız bu zehire asla ve asla bulaşmasın ki Türkiye'de de şu anda bu çok ciddi bir oranda yükselişte. Hepimiz bu konuda duyarlılık göstermeli ve karşısında durmalıyız. Ama şimdi konunun bu tarafı denizi ilgilendiren bir durum ve bundan sonra tabii ki dileğim onun gibi bir insanın, onun kadar üretken bir sanatçının, toplum tarafından sevilen bir ismin bu tür bir zemin üzerinde olmamasını dilerim. Her şeyden önce kendi sağlığı açısından, onu sevenlerin ona olan güveni, sevgisi açısından, ailesi açısından mutlu olmasını, sağlıkla yaşamasını, özgür olmasını dilerim. Ama tabii ki şöyle bir, insanlarda şöyle bir belki de öfke vardı. Hani işte yapmış olduğu şey karşılığında neden işte böyle bir kraliçeler gibi karşılandı. Ama dediğim gibi çok normal. Yani bu kadın sonuçta 2,5 yıldır zaten cezaevindeydi. Kim bilir ne fırtınalar yaşadı, ne büyük hesaplaşmalar yaşadı, nasıl bir iç hesaplaşmaya girdi, bundan sonra hayatına nasıl bir yön verecek? Bu onun kendi iç dünyası. O yüzden affedici olmak, bazı zamanlarda hoşgörülü olmak gerekiyor. Yine söylüyorum, orada bulunma sebebini asla ve asla tasvip etmiyorum. O ayrı bir konu. Ama olayın içeriğini tek başına ele alırsak eğer dünyanın her yerinde zaten bu bir konu olurdu yani. Teşekkür ederiz Tuba Hanım, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Herkese özgür günler diliyorum. Ve harikasınız, çok güzel bağlam. Müthiş bir şarkı. Kalabalık var. Aman tanrım. Aman tanrım, ben şu anda bu baleyle bineceğim. Ben en son çocuk mu bulabildim? Kesinlikle haklısınız.